Merhaba arkadaşlar. Bu videoda hashing çırpılama kavramından bahsedeceğim. Aranan veriye bir çırpıda ulaşmak anlamı taşıyan çırpılma yönteminde amaç veriye o bir zamanda erişebilmektir. Yani veri boyutundan bağımsız olarak sabit zamanda aranan veriye ulaşabilmek. Daha önceki videolarımızda incelediğimiz veri yapılarını düşündüğümüz zaman dizi veri yapısında aranan veriye ulaşma maliyeti o -N'dir. Tek yönlü bağlı listede yine o -endir. Fakat AVL gibi dengeli bir ikili arama ağacında bu değer o n olmaktadır. Peki bundan daha hızlı bir arama işlemi yapılabilir mi? Evet, bu hashing ile mümkündür. Bilindiği üzere dizide eğer verinin indeksi biliniyorsa o indekse erişim sabit zamanda erişimdir. Yani anlık erişim O1 erişimidir. Peki dizideki her verinin indeksini nasıl bilebiliriz? Eğer veri ile indeks arasında bir bağlantı kurabilirsek, bu bağlantı bizi doğrudan verinin olduğu hücreye götürecektir. İşte bu bağlantıya hash fonksiyonu denir. Örneğin, bağlantıyı şöyle kurabiliriz. Veri bir tam sayı ise, sayının dizi uzunluğu ile modunu alırsak ve sonucu verinin dizide saklanması gereken hücrenin indeksi olarak düşünürsek bu ilgili hücreye anlık erişim sağlar. Mesela ekrandaki örnekte 23 verisi için oluşan sonuç 1 olacaktır. Bu 23 verisinin birinci indekste saklanması gerektiğini gösterir. Aynı işlem arama zamanında yapılıp aranacak verinin önce hash fonksiyonundan dönen değere hangi indeks ise o indekse bakılır ve verinin orada olup olmadığı söylenir. Bu aslında muazzam bir hızdır. Fakat hashing yönteminin de sıkıntılı kısmı bulunmaktadır. Mesela deminki örnekte 34 verisi geldiğinde yine birinci indeks sonucunu üretecektir. Dolayısıyla farklı veriler aynı indekste tutulamayacağına göre çarpışma dediğimiz durum ortaya çıkar. Sırf çarpışma sorunundan dolayı o birlik bir performans sergileyebilecek bir yöntemden vazgeçmek düşünülemez. Bu durumda çarpışmayı önleyecek yöntemler geliştirilmelidir. Bu videoda 3 farklı çarpışma önleme yönteminden bahsedeceğim. Bunlar açık çırpılama, kapalı çırpılama ve ikili çırpalama yöntemleridir. Açık çırpılamada çarpışmaya uğrayan veriler liste içerisinde tutulur. Örneğin 7 uzunluğundaki bir hash tablosunda 0 ve 49 verileri aynı indekste tutulacağı için sıfırıncı indeksteki listede tutulmaktadırlar. Dolayısıyla 49 verisinin olup olmadığı kontrolü önce hash fonksiyonuna indeksini bulmak için gönderilir. Hash fonksiyonu bize sıfırıncı indeksi gönderecektir. Bu noktadan sonra normal bir tek yönlü bağlı listede arama işlemine dönüşecektir. Fakat çarpışmayı en aza indirecek bir hash fonksiyonu ve dizi uzunluğu ile o birlik performansı oldukça yaklaşılabilir. Kapalı çırpılama yönteminde çarpışma olmadığı sürece hangi indeks değeri gelmiş ise o indekse veri yerleştirilir. Fakat çarpışma olursa ileri doğru en yakın boş hücreye veri yerleştirilir. Burada arama performansını arttırmak için ekleme sırasında maksimum atlama sayısının tutulması gerekir. Yoksa her aramada veri o enlik performansa doğru gerileyecek. Şimdi ekrandaki örnekte 20 verisi için 20 mod 11 eşittir 9 olacağı için 9. indeks boş olduğu için 20 verisi direkt 9. indekse eklenir. 9 verisi 9 mod 11 eşittir 9 olacağı için ve deminki veri de 9. indekse bulunduğu için çarpışma olur. En yakın boş indeks 10. indeks olduğu için 9 verisi 10. indekste saklanır. Şu ana kadar maksimum adım sayısı 1'dir. 67 verisi birinci indekse ve aynı şekilde 34 verisi de birinci indekse gideceği ve çarpışma olacağı için 34 verisi ikinci indekse saklanır. 11 verisi 0. indekste ve 55 verisi de 0. indekste olacağı için çarpışma olur ve 1 ve ikinci indekslerde dolu olduğu için üçüncü indekste 55 verisi saklanır. Böylelikle maksimum adım sayısı 3 olmuş olur. İkili çırpılama yöntemi veriyi tutma şekli kapalı çırpılama yöntemiyle aynı olmakla birlikte atlama sayısı kapalı çırpılamada 1-1 olurken ikili çırpılamada atlama sayısını yine bir fonksiyon ile belirlenmekte ve veriye göre değişmektedir. Burada iki adet hash fonksiyonu kullanılmaktadır. İlk hash fonksiyonu diğer yöntemler ile aynı olup çarpışma olmadığı sürece ikinci hash fonksiyonu çağrılmaz. Çarpışma olursa atlama sayısına ikinci hash fonksiyonu karar verecektir. İkinci hash fonksiyonundaki r değeri hash tablosu uzunluğuna en yakın ve tablo uzunluğundan küçük asal sayıdır. Ekrandaki tabloda uzunluk 11 olduğundan en yakın asal sayı 7'dir. Yani ekrandaki örnek için r değeri 7'dir. Bir önceki örnekteki aynı sayılar için ikili hash yöntemini çalıştırırsak 20 verisi 9. indekse eklenecektir. Çarpışma olmadığı için ikinci hash fonksiyonu çalıştırılmaz. 9 verisi 9. indekse eklenmesi gerekirken orada veri olduğu için çarpışma olur ve ikinci hash fonksiyonu çalıştırılır. 7 eksi 9 mod 7 eşittir 5 olduğu için 5'er hücre atlayarak boş bir yer bulmaya çalışacaktır. Dolayısıyla 3. indekse eklenecektir. 67 verisinde herhangi bir çarpışma olmadığı için 1. indekse eklenir. 34 verisinde çarpışma olacağı için ikinci hash fonksiyonu 7 eksi 34 mod 7 eşittir 1 değerini üretir. Bir bir atlama yapılacak ve ikinci indekse yerleşecektir. 11 verisi çarpışma olmadığı için 0. indekse yerleşir. 55 verisi için 0. indekste çarpışma olacaktır. İkinci eş fonksiyonu 7-55 mod 7 eşittir 1 değerini üretir. 1 1 ilerleyip 4. indekse kadar gidecektir. Şu ana kadar maksimum atlama tekrar sayısı 4'tür. Kod olarak açık ve ikili çırpılama kodlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Açık çırpılamada tablo dışında bir liste yapısı olduğu için düğüm sınıfı tanımlanmıştır. Düğüm sınıfı daha önce bahsettiğimiz tek yönlü bağlı listedeki düğüm sınıfı ile aynıdır. Hash sınıfına baktığımızda dizi isimli tablonun düğüm adres dizisi olduğu çünkü verinin düğümler içinde tutulduğu ve dizideki her hücrenin listenin ilk düğümünü gösterdiği için böyle bir tanımlama yapılmıştır. Hash sınıfının iki önemli fonksiyonunu inceleyecek olursak, ekleme işleminde veriyi parametre olarak almakta, eğer aynı veriden zaten tabloda varsa veriyi tabloya eklememektedir. Eğer yoksa, hash fonksiyonunun döndürdüğü indeksteki listenin ilk düğümü olarak yeni veriyi eklemekte, daha önce orada bir liste varsa bu yeni düğümün ilerisine listeye eklemektedir. Arama işleminde de benzer bir akış bulunmaktadır. Aranan verinin önce hash fonksiyonu yardımıyla hangi indekste olabileceği bulunmakta, sonra tek yönlü bağlı listede olup olmadığı bir while döngüsü ile kontrol edilmektedir. İkili çırpılamada tablo uzunluğu 101 olarak tanımlanmış, dolayısıyla en yakın asal sayı 97 olduğu için r değeri 97 olarak tanımlanmıştır. Double hashing sınıfında tablo isminde dizi tanımlanması ve dizide kaç adet gerçek veri olduğunu gösteren eleman sayısı tanımlanmıştır. Aşağısında H1, H2 fonksiyonları ve ekleme çıkarma, arama gibi önemli fonksiyonlar görünmektedir. Bunlarda önemli olan ekle fonksiyonunu inceleyecek olursak, elimizde sınırlı bir dizi olduğu için her eklemede dizinin dolma ihtimaline karşılık kontrol yapılıp eğer doldu ise işleyiş kesilmelidir. Eklenecek verinin önce normal olarak saklanacağı indeksi bulmak için H1 fonksiyonu çağrılır. Eğer çarpışma yoksa koddaki else kısmıdır direkt tabloya veri eklenir. Eğer çarpışma varsa if koşulu çalışacak ve önce hash 2 fonksiyonu ile atlama sayısı bulunacaktır. Deneme sayısı başlangıçta belli olmadığı için sonsuz bir while döngüsü ile her çarpışma olduğunda yeni indeks bulunacaktır. Tabi dizinin dışına taşımamak adına dizinin uzunluğu baz alınarak max ile modu alınarak yeni indeks her çarpışmada yeniden belirlenmektedir. Boş bir yer bulunduğu an veri oraya eklenerek sonsuz döngüden break ile çıkılmakta ve eleman sayısı arttırılarak fonksiyon tamamlanmaktadır. Açık çırpılamada dolma ihtimali yokken kapalı ve ikili çırpılamada dizenin dolma ihtimali bulunmaktadır. Tabi buraya kadar anlattığımız kısımlarda veri olarak hep tam sayıyı örnek verdik. Peki hash tablosuna sayısal bir değer değil de mesela bir öğrenci nesnesi, mesela bir kişi nesnesi eklenmek istendiğinde hash fonksiyonu nasıl olmalıdır? Bir kişi nesnesi içinde örneğin isim, yaş, boy, kilo gibi alanlar olabilir. En nihayetinde yazacağımız hash fonksiyonu bir tam sayı döndürmelidir. Çünkü verinin saklanacağı indeksi bildirmektedir. Fakat yaş, kilo, boy gibi değerler birçok insanda ortaktır ve çarpışma olasılığını arttırır. Bu durumda çarpışma olasılığını en aza indirmek için ortak olmayan bir özellik seçilmelidir. Örneğin TC kimlik no hash fonksiyonuna parametre olarak gönderilmeye oldukça uygundur. Böylelikle çarpışma olasılığı en aza indirilmiş olur. Bu videoda arama işlemini oldukça hızlı bir noktaya taşıyan hashing yönteminden ve çarpışma durumunda buna nasıl önlem alabileceğimizden bahsettik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.